أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين جناب حق جل جلاله يا sonsuz hamd ve senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı sübhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan-ı Şerif bayramının bu ikinci ve cuma gününü Cenab-ı Hak cümlemiz hakkında bâis-i rahmet, sebebi mağfiret ve duhuli cennet eylesin. Alem-i İslam'a, yeryüzü Müslümanlarına huzur ve afiyet içerisinde birlik ve beraberlikle bayram eda edebileceğimiz güzel günlere Cenab-ı Hak tez zamanda bizi kavuştursun. Amin. Hakiki bayramlara da mazhar olmak dua ve niyazı ile sohbetimize başlayalım. Cenab-ı Hak bize rızasınca hüsnü ifade cümlemize de güzel istifadeler nasip eylesin. Amin. Kıymetli müminler, değerli hazirun, malum haliniz olduğu üzere Mescid-i Aksa'da, Filistin'de Müslüman kardeşlerimizin Ramazan-ı Şerif'in son günlerinde, Kadir Gecesi'nde devam eden süreçte ve bu bayram günlerinde dahi üzerlerine yağan bombalar altında İsrail işgal gücü, terör eşkıyasının yaptıkları bunca zulümler karşısında bizim burada size cuma sohbeti adı altında anlatacaklarımızın Rabbim katında karşılığı olur inşallah temennisiyle söze başlayalım. Yani demem şu ki vakit, konuşma vakti, vaaz etme vakti, sohbet etme vakti, dua etme vakti midir? Yoksa bunların vakti geride kaldı. Artık ümmet olarak uyanmak, ayağa kalkmak, kıyam etmek ve bugüne kadar yapılanların hesabını sorma vakti midir? Onu da sizin efendim kalbinize havale ederekten diyelim, biz yine konuşalım. Cenab-ı Hak İçinde bulunduğumuz bu süreçte bize yapmamız gerekenleri yaptırsın. Amin. Rabbim bizden şu an ne yapmamızı istiyor, bekliyor, ne yaparsak Rabbimizi razı edecek isek Rabbim ona bizi muvaffak eylesin. Amin. Bu Yahudileri, Beni İsrail'i Kur'an'da Cenab-ı Hak bize belki Kur'an'ın en çok bahsedilen kavmi olarak Kur'an'ın çok ayetlerini teşkil edecek surette önümüze arz etmekte. Bunun da bir hikmeti olsa gerek. Yani Kur'an'ın ta en başından Bakara suresinin ayetlerinin geneli İsrailoğullarını anlatıyor. Kur'an'ın sayfalarını çeviriyorsunuz, karşınıza İsrailoğulları çıkıyor. Ortasından bir sayfa açıyorsunuz, karşınıza İsrailoğulları, sona yaklaşıyorsunuz. Yani Kur'an'ın her tarafında İsrailoğulları karşımıza çıkıyor. Demek ki bu İsrailoğullarını, bu Yahudi zihniyetini bize Rabbimiz Kur'an'da tanıttı
Ama biz tanımadığımız için, Kur'an'a kulak vermediğimiz içindir ki bugün bir avuç Yahudi ümmetin başına bela olabiliyor. Oysa Rabbimize, onun kelamına, onun buyruğuna kulak verseydi bu ümmet bugün bunları konuşmayacaktı. Rabbimiz Kur'an'da bize İsrailoğullarını anlatıyor. Biz de şöyle Kur'an'dan İsrailoğullarıyla alakalı ta en başa Musa Aleyhisselam'ın zamanına giderekten şöyle bir efendim pasaj arz etmeye çalışalım inşallah. Rabbimiz Teala buyuruyor Bakara suresinin ilk sayfelerinde. Estağfirullah. Ve iz neccaynakum min âli firavune. Hatırlayın diyor Mevla bizi ta tarihin efendim kaç bin sene öncesine, yaklaşık belki 3000 küsur sene öncesine. Şöyle bir hatırlayın diyor. Ve iz neler yaşanmıştı tarihte. Necceynâkum sizi kurtarmıştık. Kimin? İsrailoğullarını. Ey İsrailoğulları, ey Yahudiler, hatırlayın diyor Allah. Hani sizi kurtarmıştık. İn âli firavun, firavunun zulmünden, firavun âlinden. Ne yapıyordu firavun size? Yesûmûneküm sûalâdâ. Size çok şiddetli, çok acıklı bir azap tattırıyordu. Nasıl bir azap idi? Yüzebbihûne ebnâik. Çocuklarınızı öldürüyordu firavun. Ve yestahyûne nisâik. Kız çocuklarınızı bırakıyor, yaşatıyor, onlara müsaade ediyordu. Mevla bir sayfa açıyor tarihe. Yaşanan bir vakaya dikkat çekiyor. Firavun'un zulmünü ve o zulümden İsrailoğullarını nasıl kurtardığını bize arz ediyor. Olay neydi? Firavun vaktiyle bir rüya gördü. Gördüğü rüyada Kudüs-ü Şerif tarafından bir ateş Mısır'a doğru geliyor ve bu ateş Mısır'ı yakıp yıkıyor. Mısır'daki Firavun hanedanı, ki onlara Kıpti denir, onları da Mısır'dan sürgün ediyor. Gördüğü rüya bu. Firavun dehşetle rüyadan uyanır, rüyasını sarayda bu işten anlayanlara tabir ettirir. Rüyasını tabir edenler Firavun'a derler ki, bizim bu rüyadan anladığımız bu öyle basit bir rüya değil. Kudüs tarafından birisi gelecek ki onun ateşi, seni, saltanatını, senin buradaki hanedanını buradan çıkartacak. Firavun şimdi bu gördüğü rüyanın ve yapılan tabirin etkisiyle kendince bir çözüm arıyor. Ne yapayım da bu rüya gerçekleşmesin? Ne yapıyor? Bildiğiniz üzere bundan sonra doğacak olan çocuklar kılıçların gölgesinde doğum yapıyor. Eğer erkek doğarsa erkekleri öldürüyor. Yani madem doğacak olan bir çocuk benim saltanatımı yıkacak, ben de o çocuğun dünyaya gelmesini engellerim. Nasıl bir çözüm? Firavun'a yakışan bir çözüm. Ve öyle yapıyor. Ala rivayet 90 bin, bazı kaynaklar 120 bin, bazı kaynaklar 900 bin derler. Bu kadar rakam. Siz en azını 90 bin alın. En yukarısı, hadi biraz abartı olsun, 90 bin tane çocuk daha dünyaya gelir gelmez Firavun tarafından katledildi. Bu sabah evden çıkarken en son rakam 100 küsürlerdeydi. Gazze'de şehit olan Müslüman kardeşlerimizin sayısı ne kadar can yakıyor? 100 küsür. 90 bin evladın dünyaya gelir gelmez katili bir Firavun'dan bahsediyoruz. En netice tabi bu kadar sayı, rakam artınca Kıptilerin, Firavun hanedanının ileri gelenleri çıktılar Firavun'a, dediler sen böyle devam edersen biz zaten yaşlı bir nüfus,
Zaman sonra biz zaten teker teker gidiyoruz. Gelecek nesli de sen öldürüyorsun. Dolayısıyla hem işleri kime yaptıracağız, hem böyle giderse ortada kimse kalmayacak. Firavun dedi ki, madem öyle diyorsunuz dedi, o zaman ikinci bir çözüm. Ne yapalım? Bundan sonra bir sene doğan erkeklere müsaade edelim, ikinci sene doğanları öldürelim. Yani bir sene müsaade, ikinci sene yine devam. Öyle de yapıyor. Müsaade ettiği senede Harun aleyhisselam dünyaya geliyor. Musa aleyhisselamın abisi. O yasak olan senede de Musa aleyhisselam dünyaya geliyor. Annesi Musa aleyhisselamı kaçak köçek bir yerlerde dünyaya getiriyor. Sonrasını Kur'an bize anlatıyor Kasas suresinde. Musa aleyhisselamın annesi korkuyor Musa'ya bir haber gelecek diye. Firavun duyarsa oğlunu da öldürür. Belki niye bizden kaçak böyle bir çocuk dünyaya getirdin diye ona da zarar verebilir. Bu korku içerisindeyken Rabbimiz buyuruyor ki وَاَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اَنْ اَرْضِعِهِ Biz Musa'nın annesine vahyettik diyor Cenab-ı Hak. Vakit olsa da çok şeyler anlatabilsek bu araya. Musa'nın annesi peygamber mi? Değil. Ama biz ona vahyettik diyor Allah. Neyi vahyetti? Girmeyelim o sayfaya. Sen bu kucağındaki çocuğu emzirmeye devam et. فَاِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ Şayet ondan korkarsan, yani buna bir zarar verecekler, Musa'yı elimden alacaklar, öldürecekler diye korkarsan, فَاَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ O zaman onu bir sanduka içerisine koy, nehire bırak diyor Cenab-ı Hak. Bu şekilde biz ona vahyettik. Musa Aleyhisselam'ın annesi kendisine vahyedilen bu bilgiden sonra yani ben bunu Firavun ele geçirir, duyarsa doğrayacak, kesecek, elimden alacak diye korkuyorum. Ya Rab sen şimdi bana bunu bir efendim sanduka içerisinde denize bırakmamı emrediyorsun. Ama Mevla ne diyor? La tehafi ve la tehzeni. Sakın korkma ve üzülme. İnna radduhu ileyk. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Ve ca'iluhu minel murselin ve onu da biz gönderilen elçi, resul, peygamberlerden kılacağız. Daha kucağındayken Musa aleyhisselam annesinin ne diyor Mevla ona? Biz onu sana göndereceğiz, geri döndüreceğiz ve ileride de onu elçilerimizden, resullerimizden kılacağız diye. Musa aleyhisselamın gelecekte peygamber olacağını annesi daha kucağındayken biliyor muydu? Geleceğe dair biz ona kayıp diyoruz. Demek ki Allah geleceğe dair bazı bilgileri kullarından dilediklerine bildiriyor mu? Peygamber değil bak Musa aleyhisselamın annesi. Devam edelim. Musa aleyhisselamın annesi denileni yapıyor, bir sanduka içerisinde Musa'yı koyuyor, nehre bırakıyor. Sonra da kız kardeşine وَقَالَتْ لِعُقْتِهِ قُصِّي Musa'nın ablası var aleyhisselam. Ona da diyor ki sen şimdi diyor şöyle çaktırmadan ben bunu nehre bıraktım. Şöyle bir takip et bak bakalım nereye gidecek. Haberimiz olsun yani akıbetinden. Musa aleyhisselamın ablası da diyor nehre bırakılan sandukayı takip ediyor. Gidiyor 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 iki yol ayrımı var. Nehir bir yerde denize doğru akıyor, bir yerde Firavun'un sarayının altına hark yapmış, nehir suları oradan Firavun'un sarayının altına gidiyor. Musa Aleyhisselam'ın sandukası geliyor oradan, Firavun'un sarayı istikametine doğru dönüyor, gidiyor. Ablası bir taraftan korkuyor. Yani biz bunu Firavun'dan korumak için sözüm ona öyle yaptık, ama bu kendiliğinden Firavun'un sarayına gidiyor. Çünkü Allah öyle murad etmiş. Firavun'un sarayının altından da ırmak akıyor. Firavun da ailesiyle Asiye validemizle beraber orada ırmak kenarında o anda yıkanmaktalar. Kitapların anlattığı. Az ileride çalılıklar var, sazaklıklar var diyelim. Musa Aleyhisselam'ın içinde olduğu sanduka geliyor, o sazaklıklarda duruyor.
Firavun diyor ki bakın bakalım şurada bir şey var nedir? Bakıyorlar ki bir efendim kunda sarılmış çocuk hem de erkek çocuk. Firavun aleyhillâne hemen aklına tamam diyor acaba he bu o mudur değil midir? Öldürmeye niyetleniyor. Asiye validemiz araya giriyor. Ne diyor? La tektulû. Öldürme onu diyor kocasına, Firavun'a. Asâ en yenfâne ev nettehidehu veledâ. Olur ki bu ileride bizim işimize yarar. Hem bunu biz çocuk ediniriz. Zaten çocuğumuz yok. Asiye validemiz Firavun'un nikahı altında iman etmiş bir annemiz. Cennetin 4 tane efendi kadınlarından bahsediyor Efendimiz Aleyhisselam. Cennetin 4 tane sultan kadınları, bir tanesi de Firavun'un hanımı Asiye annemiz. Denilir ki Firavun kısır olduğu için çocuğu olmuyor. Bazı kaynaklarda da denilir ki Firavun gibi bir zalime cennet kadınlarının en üstün, en mübareklerinden bir annemizi Cenab-ı Hak bu ikisini aynı yatakta birleştirmemek adına Asiye validemize benzeyen bir periyi Firavun ne zaman yatağa girse Asiye validemize benzeyen o peri yatağa giriyor, Firavun onunla birleşiyor. Zannediyor Asiye ile beraber oluyorum. O yüzden Asiye annemize hiç dokunmadı. Dolayısıyla çocuklarının olmadığını kitaplar anlatıyor. Ama her halükarda Firavun'un çocuğu yok. Asiye annemiz de diyor ona ki hem bak işte çocuğumuz da yok, bu da bizim çocuğumuz olur. Bırak buna dokunma diyor. Firavun aleyhillâne de Allah öyle murad etmiş ya, Allah dilemişse bütün dünya bir araya gelse Allah'ın dilediğini bozamaz. Eyvallah olsun diyor, Musa'yı saraya taşıyor. Tabi Musa aleyhisselam bir çocuk, kundakta emmesi lazım. Firavun aleyhillâne hemen saray erkanına talimat veriyor bir süt anne bulun gelin diye. Gelen süt annelerin hiçbirini Musa aleyhisselam emmez. Bütün kadınlar sarayda Musa'yı emzirmek için sıraya girerler. Hiçbirini emmediği gibi Musa aleyhisselam cırım cırım cırlamaya devam eder. Susturamıyorlar. Firavun aleyhillâne de tabi bu arada kucağına alıyor. Yani bir çocuk ağladığı zaman ev halkına ne kadar eziyet eder, Firavun da susturmak için sözüm ona kucağındayken Musa aleyhisselam şöyle kundakta mundakta ama Firavun'a şöyle bir tokat şaplatır. Firavun da der ki ha ben zaten senden şüphelenmiştim. Yani sen öyle normal bir çocuğa benzemiyorsun. Zira gelişin de normal değil senin. Ben seni öldüreceğim der. Asiye validemiz araya girer. Yapma etme der. Bu çocuk ya çocuk. Çocuk ne anlar sana tokat atmaktan yani? Firavun der ki o zaman bunun çocuk mu yoksa gelecekte benim saltanatıma son verecek olan mı? Bunu anlamak için ben bunu deneyeceğim dedi. Kundaktaki çocuğu imtihan edecek Firavun. Nasıl? Önüne şöyle efendim bir tepsi içerisinde bir tarafına sarı parlayan bir altın koyuyor. Öteki tarafa da kor bir ateş koyuyor. Çocuk kendinde şimdi diyor ki ben çocuk olsam bunların hangisini el uzatırım? Kor ateş daha cazip geliyor. Dolayısıyla eğer bu gerçekten çocuksa bu ateşi tercih eder. Yok benim dediğim korktuğum çocuksa altına el uzatır. Eğer altına el uzatırsa da ben de bunun boynunu vuracağım Firavun diyor. Tabağı uzatıyor Musa aleyhisselam kundakta. Musa aleyhisselam diyor tam elini çocuk altına uzatacakken Cebrail aleyhisselam arşın üzerinden yeryüzüne en hızlı inişlerinden birini gerçekleştiriyor. Hemen Musa'nın eline vuruyor, ateşi tutturuyor ona. Çocuk olduğu da anlaşılsın, Firavun kalbi rahat etsin diye Musa aleyhisselam ateşi tutar tutmaz Cebrail alıyor, ateşi Musa'nın ağzına koyuyor. Çocuk yani tuttuğunu ağzına atar. Musa aleyhisselam da ateşi ağzına koyuyor, bir an sonra ateş canavliyle atıyor. Firavun rahat ediyor, tamam diyor. Bu benim korktuğum çocuk olsa bunu yapmazdı. Ama o esnada ateşi Musa aleyhisselam ağzına aldığı için dili yanacak. Ta peygamberlik vaktine kadar Musa aleyhisselam kekeme konuşacak. En nihayet bu olaydan sonra süt anne arayışları devam ediyor. Musa aleyhisselamın ablası saraya geliyor. Duydum ki diyor siz bir süt anne arıyorsunuz.
bulamamışsınız. Ben size diyor birini tavsiye edeyim. O kadın üzerinde öyle bir koku var ki bütün çocuklar onu koklayınca sütünü emerler. Yani şöyle bereketli bir kadındır falan diye. Annemdir demiyor, bu kardeşimdir de demiyor. E kimdir, getir bakalım diyorlar. Musa Aleyhisselam'ın annesi saraya geliyor, uzatmayalım. Musa'yı kucağına alıyor, göğsüne takıyor, emmeye başlıyor. Tamam diyorlar. Hiç şüphelenmiyor. Gavur kafası ya. Netice itibariyle Musa Aleyhisselam'ın annesine seni saraya alalım, bu çocuğu burada bak diyorlar. Benim başka çocuğum daha var diyor Harun Aleyhisselam için. Dolayısıyla ona da bakmak zorundayım. İşim gücüm var, buraya gelemem. E ne olacak? Siz verin, süt çağını benim yanına geçirsin diye Musa'yı alacak, evine götürecek. Mevla ne demişti ona? Korkma, sen onu dereye bırak, biz onu sana geri göndereceğiz. Gönderdi mi Allah? Firavun'un sarayından, Firavun'un saltanatına son verecek olan çocuğu Allah Azze ve Celle nasıl annesine iade etti? وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Sonra süt çağından sonra Musa Aleyhisselam Firavun'un sarayında ta ki 30 yaşına kadar orada yetişir. 30 yaşına geldiğinde Musa Aleyhisselam tabii kendisi Firavun'un oğlu olarak her ne kadar sağda solda biliniyor olsa da Firavun'un oğlu olmadığını, İsrail oğullarından geldiğini Musa Aleyhisselam biliyor. Bir gün sokakta iki kişi aralarında kavga ediyor. Kur'an anlatıyor bunların hepsini. Kavga edenlerin birisi Beni İsrail'den, yani kendi soyundan, diğeri Kıpti, Firavun'un hanedanından. İsrail oğullarından olan biraz zayıfça, karşıdaki de biraz güçlü. Bu Musa Aleyhisselam'ı görünce yardım istiyor ondan. Yetiş diyor ya, yardım et bana diyor. Dövecek beni, öldürecek beni. Musa Aleyhisselam da hem İsrail oğullarından hem de bir mazluma yardım etme kabilinden gidiyor. Aralarını bulmak istiyor. Yapmayın etmeyin, kavga etmeyin, ayrılın diyor. Fakat Firavun'un hanedanından olan Kıpti, böyle efendim asar keser, asabi, Musa Aleyhisselam'a karışma, girme aramıza diyecek oldu. Denilir ki Musa Aleyhisselam hani 90 bin çocuk öldürüldü ya, onun gelişi engellensin diye. Allah 90 bin çocuğun gücünü, kuvvetini Musa Aleyhisselam'a verdi. Şöyle Kıpti'ye biraz uzaklaş ya, sen de laf dinle diye elinin tersiyle şöyle bir dokundu ona. Böyle ufaktan bir şamar attı diyelim. Ama bu peygamber, demek eli öyle bir ağır ki dokunduğu gibi yere 2.80 uzandı, geberdi gitti. İstemeden öldürdü. Kur'an anlatıyor ha bunu. Musa Aleyhisselam birinin ölümüne sebep oldu. Hem de saray erkanından, Firavun soyundan. Bu iş duyulursa pahalıya patlayacak düşüncesiyle şöyle köşe bucak, efendim duyulmasın. Zaten kimse yok ortada. Olayın şahidi de yok. Birkaç gün sonra Musa Aleyhisselam tabi ortada bir cenaze buldular. Kim öldürdü, kim vurduya gitti tabiri caizse. Birkaç gün sonra Musa Aleyhisselam diyor yine gezinirken bakıyor ki o geçen kavga eden adam bu sefer başka bir Kıptiyle kavga ediyor. Musa Aleyhisselam'a yine yetiş, yine yardım et. Musa Aleyhisselam da yaklaşıyor, diyor ona ki ya sen ne kavgacı adamsın diyor ya. Yani geçen başkasından seni kurtardım, şimdi yine kavga ediyorsun. Üzerine doğru adamın giderken adam demesin mi? Geçenkini dedi bir tokatla öldürdün, beni de mi öldüreceksin? Deyince karşıdaki duydu. Demek geçen o kim vurduya gideni sen öldürdün, hem de Musa diye hemen gidiyor sağda solda. Musa katildir diye konuşmaya başlayınca Musa Aleyhisselam artık ben burada duramam diyor. Korkusundan diyor Musa Aleyhisselam, daha peygamber değil 30 yaşında, orayı terk ediyor. Nereye gidiyor? Medyen şehrine gidiyor. وَلَمَّا تَوَجَّهَ اِلَى مَدْيَنْ Medyen'e doğru Musa Aleyhisselam gidiyor. Niye gidiyor? 30 sene boyunca Firavun'un sarayında yediklerini Cenab-ı Hak ondan çıkartacak ki Firavun'un karşısına çıkabilsin. Gittiği Medyen'de kim var? Şuayb Aleyhisselam var değil mi? Olayın detayları Kur'an'da var ama vakit yok, girmeyelim. Medyen'de bir çeşme başında Şuayb Aleyhisselam'ın iki tane kızını görüyor orada. Kızlar yanlarında koyun davarları var diyelim, sürüleri. Bekliyorlar. Çeşme başında da birileri su içiyorlar, davarlarını suluyorlar.
Musa Aleyhisselam kızlara yaklaşıyor. Burada niye bekliyorsunuz? Kızlar diyorlar ki Kur'an'ın ifadesiyle orada erkekler çeşme başında varken biz oraya gidip de efendim koyunlarımızı sulayamayız. Yani erkeklerin olduğu yere gitmiyoruz diyor kızlar. E babamız da ihtiyar yaşlıdır. Dolayısıyla orada dağıldıktan sonra bu işi biz yapacağız diyorlar. Musa Aleyhisselam siz bekleyin diyor. Alıyor onlardan koyunları gidiyor çeşmede suluyor. Sonra tekrar kızlara. Kızlar gelip babalarına durumu anlatınca Şuayb Aleyhisselam kızının bir tanesini sonra gönderdi. Git diyor o delikanlıyı çağır gelsin. Geliyor çeşme başına Musa Aleyhisselam'a. Diyor ki babam sana teşekkür etmek istiyor. Alıyor Musa Aleyhisselam'ı Şuayb Aleyhisselam'ın yanına getiriyor. Şuayb Aleyhisselam'a yaşadıklarını, başından geçenleri anlatıyor. O da artık korkma diyor. Burada emniyet içerisindesin ve bir teklif yapıyor ona. Diyor ki 8 sene benim yanımda çalışırsan diyor şu kızlarımdan bir tanesini sana veririm. Yok bunu 10 seneye tamamlarsan diyor ondan sonra işte sana şunu veririm buna veririm. 10 sene Şuayb Aleyhisselam'ın yanında kalıyor Musa Aleyhisselam. Yani geleceğin ulul azim 5 peygamberinden biri olacak olan Musa Aleyhisselam'ı Şuayb Aleyhisselam'ın elinde yetiştiriyor Allah. Ne anlamak lazım burada? Geleceğin Musa'sı olmak için Şuayb'a ihtiyacınız var demektir. Her birimizin de bu manada bizi yetiştirecek Şuayb'lar bulmamız lazım kendimize vesselam. Netice 10 sene doluyor. Musa Aleyhisselam Şuayb Aleyhisselam'ın bir kızıyla evleniyor. Sonra efendim beraberinde koyun sürüleriyle annesinin şehrine aradan 10 sene geçmiş. Unutulmuştu anne özlemi Mısır'a doğru hareket ediyor. Ta ki Tur-i Sina'ya geldiklerinde Kur'an diyor. Tur dağında çölün ortasında ot yok, ocak yok, kim yok, hiç kimse yok. Bakıyor ki karşıda bir ateş Musa Aleyhisselam. اِذْرَأَ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُفُوا اِنِّي رَأَيْتُ diyecek yanımına, şurada bir ateş görüyorum, sen şurada bir otur bekle diyecek. Ateşe doğru gidiyor Musa Aleyhisselam, bakıyor çölün ortasında bir ağaç, yarıya kadar ağaç, yarıdan yukarısı yanıyor ama nasıl bir yanma? Dünya ateşine benzemiyor. Sonra o ağaçtan, o ateşten kendisine bir nida geliyor. Ne diyor? İnni enallah fehle'na aleyk inneke bil vadil mukaddesi tuva. Ey Musa diyor ayağındaki nalinlerini çıkart. Zira sen mukaddes bir dağdasın, bir beldedesin, vadidesin. Ben senin Rabbin. İnneli enallah. Ben Allah'ım diyor. Mevla bir ağaçta Musa Aleyhisselam'a tecelli ediyor. Musa Aleyhisselam'a artık seçilen bir elçi olduğunu, peygamber olduğunu orada ona ilan ediyor. Sonrasında da Musa Aleyhisselam'a اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى. Firavun çok azgınlaştı diyor. Şimdi sen doğru Firavun'un sarayına gideceksin. Görevin, vazifen Firavun'u Hakk'a davet etmek. Musa Aleyhisselam geçmişini biliyor, yaşadıklarını biliyor. E ya Rabbi ben Firavun'un karşısına nasıl çıkacağım tek başına? Hem konuşmam da zaten özürlü, konuşamıyor. Az önce söyledi kekeme. Musa Aleyhisselam orada Mevla'ya diyor ki ya Rabbi hem kardeşim Harun'un lisanı benden daha fasihtir. Onu da bana yardımcı kıl diyor. Hem de vahdulu hubdeten min lisani şu dilimdeki bağı da çöz ya Rabbi diyor. Üzerine de diyecek ki ya Rabbi ben şimdi böyle elini kolunu sallayarak Firavun'un sarayına gidersem ben Firavun'a nasıl peygamber olduğumu anlatacağım. Beni nasıl dinlesin yani? Neyle ispat edeceğim kendimi ona? Mevla buyuracak ki haddi zatında Şuayb Aleyhisselam'ın yanından gelirken Musa Aleyhisselam'a Şuayb Aleyhisselam bir emanet vermişti değil mi? Neydi emanet? Adem Aleyhisselam cennetten çıkarken ona verilen bir asa var. Asa. Hani bir baston diyelim ona. Adem Aleyhisselam cennetten çıkarken ona verilen o asa elden ele Şuayb Aleyhisselam'a kadar o da Musa Aleyhisselam'a intikal ettiriyor asayı. Bunu al yanında dursun diyor. Hani dayak cennetten çıkmadır derler ya öyle diyoruz ya. Aslı neymiş? Asa cennetten çıkma. Var mı dayağın cennetten çıkma sözünün aslı? Var. Musa Aleyhisselam
elindeki asa ile Mevla diyor ona ki elindeki asayı şöyle bir yere bırak diyor. Musa Aleyhisselam bırakıyor yere, bakıyor kocaman bir ejderhaya dönüşüyor. Hazreti Musa da korkuyor. Mevla diyor ki korkma korkma diyor. O senin elinde bir mucize. Sen ona elini uzattıkça o eski haline dönecektir. Yeri geldiğinde bu asayı kullanacaksın. Başka? Elini diyor sağ elini sol göğsünün altına, sol kolunun altına şöyle koy diyecek. Musa Aleyhisselam yedi beyza diyor buna. Elini sol kolunun altına koyacak, çıkart dediğinde çıkartacak ki sanki güneş Musa Aleyhisselam'ın elinde. O kadar parlak bir nur Musa Aleyhisselam'ın elinde, karşıdakilerin gözlerini kamaştırıyor, bakamıyor. İki mucize. Sen bu mucizelerle Firavun'un sarayına git diyor. Musa Aleyhisselam uzatmayalım geliyor. Abisi Harun Aleyhisselam'ı yanına alıyor. Firavun'a değil lanenin sarayına gidiyor. Tabi saraya elini kolunu sallayarak girebilir misin? Üstü başı pejmurde bir vaziyette. İki kişi gelmişler. Biz Firavun'la görüşmek istiyoruz. Kapıdaki muhafızlar görevlerine diyorlar. Randevunuz var mı? Yok. Kusura bakmayın. Siz kimsiniz? Firavun ki ene rabbukumul a'la diyen adamdan bahsediyoruz ha. Ben yeryüzünün ilahıyım, Rabbiyim diyen adam. Sizi niye kabul etsin ki? Hadi oradan diye. Kovmaya kalkıyorlar Musa Aleyhisselam'ı. Musa Aleyhisselam da diyor ki şimdi siz beni görüştürmeyecek misiniz? O zaman asayla şöyle diyor sarayın duvarlarına dokununca saray başladı sallanmaya, zelzele olmaya. Firavun tahtından koştu geldi, ne oluyor diye. Dediler efendim böyle böyle bir durum var, kapıda iki kişi var, seninle görüşmek istiyorlar. İşte efendim şöyle yaptılar da saray, çıkartın dedi, gelsinler bakalım kimdirler, ne istiyorlar. Uzatmayalım, huzura alınırlar. Musa Aleyhisselam Firavun'a beni tanıdın mı der. Aradan 10 sene geçmiş, değişmiş Musa Aleyhisselam. Kimsin sen? Ben Musa'yım diyecek ona. Aa, hani o senin çocukluğunda kundakken saraya alan, 30 sene burada sarayda bakan, besleyen, sonra bir insanı öldürüp buradan kaçıp giden o kafir, o nankör sen misin diyor Firavun. Musa Aleyhisselam da diyor ki ben bunları konuşmaya buraya gelmedim, bırak onları diyor. Ben sana bir şey söylemek için buraya geldim. Ne söyleyeceksin bana diyor. Musa Aleyhisselam diyor ki ben peygamberim ve Allah beni sana bir davetçi, bir elçi olarak gönderdi. Kimdir senin Allah'ın? Musa Aleyhisselam diyor ki benim Allah'ım yerlerin, göklerin ve arasındakilerin, doğunun, batının ve arasındakilerin Rabbidir. Firavun şöyle bir düşündü. Yerlerin, göklerin tamam ama arasındakiler deyince o da ona dahil. Doğunun batının arasında, yani yukarıya sağa sola arada sıkıştı kaldı Firavun. Yani senin de Rabbin olan Allah'a seni davet etmek için onun elçisi olarak sana geldim. Firavun aleyhine ne diyecek? Bu söylediğinin delili var mı? Buraların Rabbi benim, buraların ilahı benim, sen ne diyorsun diyecek Musa Aleyhisselam'a. Bak böyle konuşmaya devam edersen zaten sana karşı doluyum, seni zindanlara attırırım, hapsederim diyor. Musa Aleyhisselam ne diyor ona? Peki diyor, bu söylediğimi ispat edecek elimde delilim varsa ne diyeceğim? Firavun aleyhine nedir delilim bir göreyim diyecek. Musa Aleyhisselam elindeki asayı yere koyacak. Kocaman bir ejderha ki bir ağzı diyor sarayın bir ucunda, öteki ucu sarayın altında. Firavun görünce diyor başlayacak titremeye, korkmaya. Neyse efendim Musa Aleyhisselam'a diyecek ki bu senin yaptığın sihirdir değildir. Sen bildiğini yap, ben de sihirbazlarımı çağıracağım. Bundan sonra bakalım senin dediğin mi, bizim sihirbazlar mı diye bir düelloya davet ediyor tabiri caizse. Daha konuşacak çok mevzu var. Ben İsrailoğullarının atalarını tanımak adına bu sayfayı açtım. Oradan Beni İsrail, bu Yahudilerin atalarını, oradan da bugünkü bu Yahudileri konuşmaktı maksadım ama burada nokta koyalım. Allah nasip ederse bir sonraki dersimizde buradan devam edelim. Bu Yahudi, bu İsrail oğullarını Allah Kur'an'da madem bu kadar anlatıyor, biz de bunları biraz tanıyalım. Tanıyalım ki bugün Filistin'de Mescid-i Aksa'da yaptıkları zulmü anlayalım inşallah. Allah yaptıkları zulümleri de şu mübarek bayram ve cuma gününde tez zamanda sona erdirsin.
Oradaki Müslüman kardeşlerimize Rabbim imdad eylesin, yardım eylesin, fethi müyesser eylesin. Yeryüzü Müslümanlarına da Rabbim uyanmayı nasip eylesin. Birlik, beraberlik, şuuru ikram eylesin. İsrail başta yeryüzü zalimlerine Cenab-ı Hak tez zamanda bizim elimizle hak ettikleri cezayı takdir etsin. Amin. Şimdilik nokta koyalım. Devam etme duasıyla rızan lillahi'l-Fatiha.